Bugün ilk konuşma bana verdiğin için teşekkür ederim. Böyle bir organizasyon düzenlediğin için ayrıca komiteye hem TÜBİTAK hem teşekkür ederim. Bugünkü konuşmamda Serhat Hoca'nın bahsettiği gibi doktora çalışmamdaki kodlama teorisindeki bilgilerle beraber kriptografiye kullanılması için kullanılmasındaki bazı özellikleri anlatacağım sizlere. Biraz review olacak tabii ki. Ben bu konuda doktoradan sonra bir kod tabanı çalışmıştım ama daha sonra çok çalışmadım ben. Şu anki son gelişmeleri sadece sizlere sunacağım ben. Biraz review gibi olacak, biraz ders gibi olacak. Umarım sıkılmazsınız. Tabii yani belki dün katılamayanlar vardır. Şu anki aslında kriptografideki son durumumuz aslında Listin takvimine göre işleyen takvim var aslında. Buna göre aslında şu an 2020'de round 3'ü yaşıyoruz aslında bu Ekim ayından beri, Ekim 10'undan beri. 2022 yılında bir post-kuantum kriptografik algoritmanın standartlaşması bekleniyor. Moskova'nın tahmine göre 2026'da işte %15 ihtimalle kırılması bekleniyor RSA 2048'de. Hatta geçen sene şey demişti bir konferansta galiba. 2019 yılında galiba önümüzdeki 5 yıl içinde %20 ihtimalle kırılmasını bekliyorum demişti. Ama tabii araya şimdi pandemi girdi. Şu an ne diyordur çok merak ediyorum açıkçası. Değişti mi acaba olasılıkları, insanların beklentileri. Tabii 2035 yılında bütün sistemlerin kuantum safe bir yapıya taşınması beklenmekte. Ama tabii ki 2031-2030 arası zaten eğer ki bir %50 kırılma ihtimali varsa aslında bu 4 yıl boyunca bir boşluk olacak aslında. Tabii kuantum bilgisayar var mı, gelecek mi, nerede? Hep bilim adamları biz yapıyoruz, çalışıyoruz diyorlar. Yakın bekliyoruz tabii bunları. Hani ne zaman bekliyoruz aslında? Eğer ki bu deney yapanları, kuantum bilgisayarla ilgili çalışma yapan insanlara sorulduğu zaman, Moskova'nın sorduğu aslında. Yaklaşık bir 10 yıl sonra artık %99 ihtimalle yani gelmesini bekliyor aslında. Yaklaşık oluşması bekliyor aslında. Bu 2 yıl önceki bir raporttan. Peki 24 saatlik bir çalışmayla kuantum bilgisayarın çalışması RSA 2048'in kırılması bekleniyor aslında. Ona baktığımızda aslında bir 5 yıl içinde %12 ihtimal demişler 2 sene önce ama şu an işte o arttı biraz daha. 1 bölü 8'di aslında. Tabii önümüzdeki 30 yıl içinde bu %100 ihtimal kırılmış olacak aslında. Çok büyük bir risk aslında. O yüzden kuantum safe dünya geçmesi gerekiyor. Tabii Google tabii bu arada şey de yayınladı. Biz kuantum supremasi yaptık dedi aslında. Kuantum supremasi nedir aslında? Şu anki normal bilgisayarların çözemediği ama kuantum bilgisayarın çözebileceği bilgisayar aslında. Yani şu anki normal bilgisayar çözülemeyen ama kuantum bilgisayarların mesela çözebilecek yapıdaki bilgisayarı kastediyor aslında kuantum supremasiyle. Yani şöyle bir şey mesela 153 çarpanı ayırıyor mesela. 153 çarpanları ayırıyor program. 153 zaten biz normal zihinle de ayırıyoruz. Yani normal bilgisayar da ayırıyor ama kuantum bilgisayarların yapıp da normal bilgisayar yapamadığı tarzdaki işlemlere kuantum süpremasi deniyor aslında. Peki biz o zaman ne yapmamız lazım? Yani bir şekilde biz sistemimizi zaman ileride tabii ki güvenliği sağlayacağımız sürede eğer ki açıkta bir yer kalırsa, secret key'ler bu işte 4 yıllık bir açıkta kalırsa eğer ki her şey yoluna giderse tabii ki. Yani bir şekilde siz ne kadar bir öngörünüz varsa aslında. Secret Key'de reveal olmadan önce veya bir şekilde ilgili bilgi açığa çıkmadan önce bizim bir şekilde kuantum kriptografi deploy etmemiz lazım. Tabii biz şu an için bugün çalışmalarımızda biz post kuantum kriptografi tekniğine bakacağız ama kuantum kriptografi de bir yandan işliyor tabii ki. 2010 yılında Çin'in tabii ki Viyana arasında kurduğu kuantum key agreement yöntemi. Görüyorsunuz o alanda büyük bir ilerleme var aslında. Aslında bizim konferans katılımcılarının da aslında ilgisini biraz bu yana çekmek istiyorum ben. Kuantum biliyorsunuz kuantum computing 2018 yılından beri Horizon 2020'de aslında öncelikli alandı. Biz Türkiye'den galiba hiçbir proje alamadık galiba o alanda. Ama Hollanda, İngiltere çokça proje aldılar aslında o konuda. Aslında kuantum bir şekilde satelite bağlayıp daha sonra bir merkezdeki bir yerle bağlantı kurup daha sonra aşağıdaki şeyleri indirip tabii bir şeylerden bir servis de aslında bu merkez bir yandan ilişkili olması bir şekilde bütün araçların bir şekilde quantum key exchange ile birbirine bağlanması aslında quantum key exchange şekilde otantik yani doğru bir şekilde quantum anahtarın doğru bir şekilde kriptografi anahtarının dağıtıldığından aslında emin olacak orada.
da burada kuantumdaki o fotonların yön değiştirip değişmediğini aslında araya bir kötü net bir sihir aslında biz anlayabiliyoruz burada. Orada kastettiğimiz o aslında fotonlarda. Görüyorsun burada Hollanda'nın yaptığı Palma ile Tenerife adaları arasındaki yaptığı bağlantı görüyorsunuz. Benzer şekilde Hollanda kendi ülkesinde yaptı aslında bu backbone'u kurdu. İngiltere de yaptı bunları. Bu alanda quantum key distribution alanında önemli bir ilerlem var. Benzer şekilde Kanada yaptı. Kanada şu an büyük bir atılımda aslında 2022-2023 gibi komple bu quantum key distribution'u halletmiş olacaklar galiba. Tabii bir yandan da quantum key distribution olacak ama bu quantum hibrit yapılar da bunlara post-quantum beraber. Bunlar nasıl bir şekilde bizim internetteki şu anki son kullanıcının işine yarayacak aslında. Bir şekilde sertifika girmesi gerekiyor bunların. X509 sertifikalarımıza ki bu alanda büyük bir şu an çalışma var ama bu tabii ITU daha şu an bir şey yayınlamadı galiba ama Internet Engineering Task Force'da büyük bir çalışma var galiba benim takip ettiğim kadarıyla. Bu anda Open Quantum Safety Library oluşması gerekiyor. Altta işte Key Exchange ve Signature algoritmaları beraber. LWH algoritmaları ve diğer Psyche, NTRU, Machelis, code based, lattice based, ring W based ve modül based yapıların aslında altta olması gerekiyor, çalışması gerekiyor. Daha sonra alternatif sunulacak ki library yukarıdaki application çalışacak aslında. Şu an için burada büyük bir tabii ki önemli bir bence herkes sanayi, endüstri ve onun çok büyük çalışmalar yapıyor aslında. Bir yandan tabii ki benzer bir Nist'in yaşamasını benzer bir Çin'de takip ediyor. Çin'de bildiğimiz kadarıyla LAK kazandı zaten. Nist'in yaptığı yarışmanın benzeri aslında buranı takip edebilirsiniz Çin'deki olan yarışmayı. Tabii burada aslında ne kadar karmaşık bir yapı yaparsak aslında bizim aslında şu an güven ve risk şeyimiz aslında riskimiz o kadar artıyor aslında. Tabii yapımız ne kadar iyi olursa aslında tabii ki güven artıyor ama riski bir yandan da artıyor. İşte post quantum signature'lar, post quantum key agreement'lar, AES encryption kullanırsak aslında riskimiz fazla çünkü bunlar hakikaten bütün firmaların özellikle dikkat ederek yapması gereken bir yapı aslında. Her türlü deployment'ın aslında. Ama tabii ki burada güven veriyor bunlar. Tabii en düşük aşağıda aslında information theoretic security signature, quantum key distribution bunun riski çok az ama tabii ki buna güven çok güven de hani bunun güven yapısı çok az aslında. One time pet hakikaten riskimiz sıfır burada. Ama pratik olarak da kullanması tabii ki hani biz 5 yıl 10 yıl önce kadar pratik one time pet kullanamaz diyorduk ama şu an için bence bu one time pet de yavaş yavaş pratikte kullanılır diye bakılmaya başladı aslında. Biliyorsunuz one time pet bilinen tek perfect secrecy sunan kripto sistem. Hibrit yapılar tabii ki şu an kullanılıyor. Bunun denemeleri oldu aslında hibrit yapıların. Çin'de bunun denemesi yapıldı aslında kendi ülkesi için hibrit yapıların. Internet Engineering Task Force'da büyük bir çalışma var bu konuda. Bir ülkemiz bu konuda bilmiyoruz. Şu an bir çalışma yapılıyor mu acaba? Bu önemli bir mevzu bence. Bir yandan işte bunları yaparken yani quantum key distribution'da bunlar aslında post quantum yapılar hani biz hep böyle algoritmik olarak çalışıyoruz ama bunların aslında olması gereken yerler, kullanılması gereken yerler aslında. Hani en basitinden işletim sistemlerin boot yapıldığı yerde biz bunları deploy edebilecek miyiz, edemeyecek miyiz? Bunları oradaki implantasyon yapabilecek miyiz, yapamayacak mıyız aslında? Dünkü aslında konuşmalarda bazen giriş konuşmasında buna değinilmişti aslında. Quantum key distribution'la beraber bu quantum key distribution'la beraber hatta bu quantum key distribution'la beraber bu secure boot yapısını oluşturabilir miyiz? Onların hepsi ayrı bir konu. Ki görüyoruz mesela İngiltere'de şu an dronlarda quantum key distribution üzerinden bir bot üzerinden şu an pratik uygulama yapımı başladı bile aslında. Pipeline'ların üzerindeki board sensörler quantum key distribution aslında dağıtılıyor. Buradaki tabii bunlar aktif şu an yürütülen projeler. Dolayısıyla aslında benim bunları göstermem aslında biraz da quantum key distribution'a ilgi çekmek istedim aslında biraz da. Orada bence yapacak bayağı bir iş var aslında. Ve ülkemizde bu konuda çalışmaların bir an evvel başlaması gerekiyor bence. Tabii bu konuda bizim üniversitelere, sanayiye, işte devletin kurumlarına ne düşüyor aslında? Hiçbir şekilde bu kriptografik yapıları şu an hani kuantum kriptografi olsun, post kuantum kriptografi olsun, hiçbir şekilde bunları küçümsemeden en küçük bir implementasyon hatasına yer vermeden bunları uygulamamız gerekiyor aslında. Kendi bünyemizde veya dünya çapındaki çalışmalar aslında. Hibrit
Hibritler aslında şu an kullanılıyor ama belki çok çok büyük sıkıntılar var. Çok risk getiriyor çünkü hibrit olduğu zaman. Hani hem post kuantum var hem eptik kör var aynı anda veya hem post kuantum var hem kuantum kriptografi var. Bunlara bir şekilde bir hibrit yapılar var. Bunlar çok fazla risk getiriyor. Onların yine aslında dual arka arkaya yapılan sistemler şu an biraz tavsiye ediyor belki şu an eğer ki bir şekilde bu sisteme geçiş yapacaksanız. Tabii daha çok deney gerekli bu konuda çalışma yapması lazım. Implementation guide'ların oluşması lazım ve bu konuda aslında daha fazla formal verification yapması lazım algoritmaların. Formal analiz konusunda yine Sedat Hocam'ın bu konuda çalışmaları aslında. Ondan da yararlanabilir bu konuda. Evet, yani bunlardan sonra gelelim tabii ki post kuantum olayına. Post kuantum olayında tabii işler böyle sayılar matematiklerle, fotonlardan ziyade. Aslında burada kriptografi çok basit. Bir matris var aslında, matris verilmiş. Birlerden sıfır oluşan bir matris. İşte n eksi k tane satır var. K tane sütun var aslında burada. Pardon, n tane sütun var. N eksi k tane satır var aslında burada. Bu matrisin ben rastgele sütunları seçiyorum. Onları XOR yapıyorum ve şifre olarak gönderiyorum. Bu kadar basit. Şifrelemek böyle. Rastgele seçtiğim sütunlarını, rastgele seçtiğim sütunları XOR'a topluyorum, gönderiyorum. Şimdi bu konuda diğer slayta geçeceğim. Bu kuantum key distribution ve post kuantum girişten sonra evet, bu konuda çalışacağımız konu aslında bugün çalışmamız code-based kriptografi. Ben bu sunumu geçen sene de yine bu konferans yapmışım açıkçası. Ben üzerine bu geçen sene aslında yaptığım konuşmada daha çok tanım, kıyaslama, kuantum code-based kripto sistemleri diğerleri kıyaslaması, NIST'teki submission'lar, FPGA implementasyonları ve performans kıyaslaması yapmıştım. Bugünkü sunumunda tabii yine benzer bir şekilde basit bir şekilde ben kodlarla ilgili bahsedeceğim. Makalesini de writer. Ama NIST yapmıştan bugün bahsetmeyeceğim. Onun yerine bugünkü çalışmamız aslında ataklara yöneleceğim. Ataklarla ilgili information set decoding, message attack ve diğer ataklardan bahsetmeye çalışacağım. Bugün ataklar konusuna odaklanacağız. Tabii bizim kodlar post kuantum kriptografide Michaelis kodları, Dirac kodları, Goppa kodlar ve General Soma kodlar ailesine giriyoruz aslında. Bir decoding problemi nedir aslında? Decoding problemi bir mesajımız var. Mesajımız işte K diyelim ki 3, 4, 8 bitlik. 8 biti 5 11 galiba. 5 11 bit'e geniş çeterlikten bunu kodluyorum. Yani bir şekilde bu mesajdan bunu elde ediyorum ben. İstersen sonuna mesela parity check bit ekleyebilirim aslında. Parity check bit eklemek de aslında bir şekilde encode yapmak aslında. Sonra bunu transmit ettim. Transmit'ince tabii ki kanaldayken belli hatalar oluştu. Error correction yapıp bu hataları ben yerini buldum. Eğer ki hata sayım azsa koduma göre. Daha sonra bundan ben oluşturduğum bu hataları düzeltten sonra decode yaptım ve mesajımı elde ettim. Hani olayı şunu düşünmüşsün. Received oldum. Direkt decode yaptım bunu düşünüyorsun ama hataları bulmak, hatalardan sonra bunu bulmak da general decoding problem olarak geçiyor aslında. Bunun otomasyon tanımı K mesajımın boyutu burada 8. N encode yaptığım boyut 11. Mesajımın encode yaptığım kodumun uzunluğu bir tane received word'üm var y değerim var received word'üm ve t tane hatam var burada iki tane hatam var bir tane e vektörü bulacağım öyle ki e vektörümdeki hata sayısı işte t sınırım burada 2'ymiş veya 3 olabilir 3'ten küçük eşit olacak ve işte bu bizim y-e diye bir kod şeyinde bir eleman olacak kod uzayımızda bir eleman olacak yani. Şurada pardon. Şuradaki eleman olacak yani. Daha sonra bundan tabii mesajımızı elde edeceğiz.
Michaelis 78 yılında işte 77'deki Diffie-Hellman'ın ilk public key kriptografi sunumlarından sonra kendisi Michaelis aslında 78 yılında şunu önerdi aslında. Plain text'imizi biz alalım. Bunu encode yapalım. Encode yaptıktan sonra bunu üstüne hatlar ekleyelim. Hatta ekmişi bizim cipher text olsun. Cipher text'imiz karşıya gönderelim. Ki cipher text şu an kötü niyet işlemine erişmiş açık aslında. Bunda bir error correction yapıp karşı tarafı aslında bundan decode etsin, plain text elde etsin. Makinesi fikri buydu aslında. Kodlamadaki bizim gürültüyü ayıklamada kullandığımız bu zor bu yapıyı aslında şifreme için kullanabileceğimizi tavsiye etti kendisi. Evet. Bu konuda aslında sendrom decoding problem vardı. Sendrom decoding aslında bir şekilde bir mesaj receipt mesaj var aslında gelen mesaj alınan mesaj. Bunun parity check'i matrix çarpması aslında sendrom haline geliyor. Sendromdan sendrom decoding yapıp hataların nerede olduğu bulunuyor. Hataları bulduktan sonra aslında mesaj toplanıp şu mesaj bulduktan sonra şuna geçmesi çok kolay düşünebiliriz aslında burada. Bu aslında nedir? Aslında bir H matrisi var. H matrisi ile işte E'nin bir error bulacağız. Öyle bir error bulacağız ki H matrisi error çarptığınız zaman aslında şu error ile H çarptığınız zaman aslında parity check matrisini bu kodumuzu tanımlayan matris H matrisi. O Y ile eşit olacak. Y ile eşit olacak. Bu Y değeri bu Y ile eşit olacak ve hata miktarım olabildiğince az olacak. İşte bununla ilgili bir sunur verebiliriz aslında. Evet, bunun iterator aslında bu yapıyı sendrom decoding aslında plain text'imiz bizim error'ımız olsun. İşte toplamda T'den daha fazla artık bu mesaj gönderemeyeceğiz tabii ki. Çünkü bir türlü decoding etmesi mümkün değil yani. T değerimize belki coding türevinden bağıntılar olabilir aslında. Parity check yapacağız. Sendromları elde edeceğiz. Sendromlar bizim cipher text'imiz olacak. Yani burası aslında H çarpı X. En başta verdiğim örnek aslında. Bir matris var. Parity check matrisi var. Siz onu işte burada 5. ve 10. sütununu alıyorsunuz, topluyorsunuz. Ve elinize geçen şey vektör aslında bir ciphertext. Neyin toplamları? Parity check matrisinin 5. ve 10. sütununu toplam aslında. Sonra tabii ki bu ciphertext karşıya gelince bunu decode yapması lazım. Plain text elde edecek. Daha sonra plain text edecek. Bu olanaktan gerek yok burada. Burası sendrom decoding üzerine kurmuş bir encryption yöntemi. Tabii burada varsayımlar ne aslında? Makalesindeki ve NetherWriter'daki aslında. Bu sendrom decoding'inin eğer ki birisi bu sendromu elde ederse zor problem olması lazım. Kötü yetişimi gördüğü zaman bunu decode edememesi lazım. Onun da birazdan geleceğiz nasıl bir yapı kullanmamız gerektiğini. Öncelikle tabii bu konuda birazcık error correcting kodlardan bahsetmek gerekiyor. NK'lık bir lineer konulmasında N mesajın uzunluğu, K boyutu olmak üzere. FQ'nun arasında bir vektör uzayı, boyutu K olan bir vektör uzayı aslında. FQ en altında boyutu K olan bir vektör uzayı. Yani ne demek aslında bu? İşte N tane vektörün oluşuyor ama dimension'ı, boyutu K. T hata düzeltme demek aslında. Öyle bir algoritma var ki işte T tane hata düzeltebilir. Hamming weight'imiz vektörümüzdeki sıfırdan farklı neler? Yani vektör için bakıyorsak aslında. Fark, distance, uzaklık dediğim şey x ile y arasındaki uzaklık aslında. X'ten y'yi çıkartıp buradaki weight'ine, ağırlığına bakmak. Ağırlık dediğim gibi aslında sıfırdan farklı yerler aslında. Minimum distance'ı da aslında bir kodun aslında bütün uzaydaki kodlar arasının üzerine geçip bunların minimum olan uzaklığını alınca bu aslında bu minimum uzaklık bütün kodlar arasında gezerken aslında oluşan minimum uzaklık iki kod ort arasındaki kodun minimum distance olarak geçiyor. Üreteç matrisi, jeneratör matris bu aslında kodu tanımlıyor. Nasıl bir şekilde aslında bu encode yapmamız yerine aslında mesajımız mu'yu alıyoruz aslında. Mu'yu jeneratör matrisi çarptığımız arasında bir karşımıza bizim encoded kodlanmış mesaj çıkıyor. Bu X mesajı. Bu X mesajı tamamen bir kodlamanın yapıldığı hali aslında. Mesaj matris var. K çarpı N'lik. Bakarsanız aslında bu K mesajımızın boyutu K. Mesajımızın boyutu K. K'lık bir vektör var. Bunun K tane satır var. Çarpılıyor. K'lık serpil sütunu çarpılıyor. K'lık sütunda oluşan şey aslında N'lik bir vektör oluşuyor karşıda. Dolayısıyla aslında tam olarak dediğimiz gibi aslında
K boyutunda neyelik vektörlük bir uzun şey aslında. Çünkü buradaki müllerimiz bizim boyutu K. K'lık mesajlar alıyoruz. Mesajlarımız bunlar. İşte merhaba dedik veya telefondan bir sinyal gönderdik. Artık o mesajımız bizim FQK'da vektör olaraktan bir mesaj. O üretim masası çarpıp kanalın karşıdaki şey diyor. Karşıdaki işte bundan müyal etmesi lazım. Parity check matris tabii biz sistematik form aslında matris sistematik formu koyabiliriz. Bu I yanında da M matris oluşabilir. Bu ne demek aslında? Böyle olduğunu aslında bakarsanız M olduğunda matrisin ilk başları aslında komple nedir aslında? Mesajın kendisi, geri kalan yerleri parity check gibi düşünebilirsiniz. Yani mesajın redundancy olarak düşünebilirsiniz. Redundant kısmı olarak düşünebilirsiniz. Geri kalan N eksik ağırlık kısmı. Parity check matris x vektörü aldığınız zaman aslında siyahtan haşla çarpımda sıfır veren aslında. Bütün bu bir x vektörümüz bizim code verb değil mi aslında onu ölçmeye yarayan bir matris aslında. Bunu yine sistematik yazabiliyoruz. Makalis tanımladığımız gibi aslında az önce matematiksel tanımlarsak aslında bunun makalisi bir SG prime P aslında bir üretiş matrisinin uzayı aslında. Burada olabildiğince G prime üzerinde decoding yöntemleri oradaki hızlı yapılabiliyor aslında. Ama işte G prime soldan S matrisi sağdan yani soldan S permütasyonu sağdan sağ permütasyonu çarptığımız zaman aslında artık genel bir masa alınıyor şu G matrisi. Bu G matrisiyle biz kodlarımızı üretiyoruz. Yani şu şekilde mu ile g'yi çarpıyoruz. Error'ları topluyoruz ve karşı tarafa gönderiyoruz. Karşı taraf tabii ki bunu yapacağı şey şu aslında. Gelen ciphertext'i p'nin ters çarpacak. P'nin ters çarpmak aslında bizim ciphertext'imiz değildi aslında. Bakarsanız buradan. Ciphertext'imiz mu g artı e idi. Mu çarpı g. G'miz zaten şu matris. G'miz şu matris. Artı e çarpı p'nin tersi. Buna dağıtırsak aslında P'ler gidecek. Karşılık kalan aslında P'ler gidince mu çarpı S G prime artı E prime kalacak. Bundan sonra bakarsak aslında bu G prime üretmiş bir şurası bir kod mesaj. Mesajın üzerine birazcık hata binmiş. Ha, G prime decode etmek çok kolaydı. Ben G prime ile decode etme yöntemini biliyorum ben. Bu error correcting kodları hızlı decode edecek kodlar var aslında bu kodlardan. Ben oradan decode ederim. Mu çarpı S'yi bulurum. Mu çarpı S'yi de sağdan S'nin tersi çarparsam ben mu çarpı S'yi bulduktan sonra bu E miktarı tabii ki belli miktardaki E miktarı T'den küçük E miktarı S'nin tersi çarparsam ben mu'yu elde ederim ben. Niederreiter bunun sendromunu söylüyor aslında. Sendromla az önce dediğim şeyi yapıp error'ları çarpıp code word'ü oluşturuyor. Code word'lerde aslında yine tabii sendrom parça çekmesi tabii gizliyor yine. Sağdan soldan permütasyon masası çarparak parça çekmesini gizliyor. Yine tabii ki bu sefer soldan S'ye ters çarptıktan sonra aslında elimize kalan şey aslında H prime matrisi. Bu H prime ile aslında parça çekme aslında sendrom decoding yapmak kolay ama şu matrisle hangisiyle S çarpı yere sendrom decoding yapmak çok zor. Ama artık H prime şu an görüyorsunuz bakın bir şey olmuş yani buradası. Biz bunun tabii ki buradan biz E prime elde edebiliriz. E prime tabii ki P çarpı ET elde edeceğim ben buradan. Şurada decode yapacağım. P çarpı ET inversiyon edeceğim. Daha sonra P'nin tersi sonu çarpırsam ben elde edeceğim vektör benim E olacak. Trans olursam E elde ederim. Tabii burada aslında kriptografi öğretmen bizim assumption'ımız aslında. Birinci sanatçımız decoding probleminin aslında zor problem olması. Yani rastgele bir G matrisi için veya rastgele bir H matrisi için decoding probleminin zor olması aslında. Bu NP hard olduğu konjek çırpmış durumda aslında. Alexander Berkman 98 yılında aslında computation'da zor olduğunu aslında bunu söylüyor. Ama tabii ispat henüz yapılmadı bunun. GOPPA kodları için sendrom decoding yöntemi aslında. GOPPA kodları için sendrom decoding yöntemi. Sendrom decoding yapıldığını aslında bunun NP difficult olduğu aslında ispatlandı 2004 yılında.
Dolayısıyla aslında random lineer kodlar için zor olduğu, en azından Coppa kodlar için kesin biliyoruz aslında. İkinci assumption aslında bizim ben verdim işte G matrisini. G matrisi Coppa koduna mı ait? Hangi Coppa koduna ait? Bunu bulabiliriz aslında. Bu Coppa kodunu bulabilir miyiz? Aslında bu şu demek, aslında buna bir denkliğini bulmamız lazım. Bir sigma G'nin aslında sigma ötelenmiş almamız lazım aslında, pardon. Bu problemde aslında yine zor olduğu şu an konjektür yapmış durumda. Bu benim bildiğim 60 yıldır uğraşılan problem, bu 1962'den beri. 60 yıldır uğraşılan problem hala bu konuda bir çok hızlı bir gelişme sağlanmadı. Dediğim gibi Nice 60'ların aslında Michaelis var. Michaelis aslında işte H ile çarpıp mesajı oluşturuyor. Tabii ki random bir şekilde C1 var aslında elinde. C1 var. Pardon, enkapsül yapacak aslında burada. Enkapsül yaparken bir E mesajını alıyor aslında. Bunu hash'ten geçiriyor. Hash'ten geçirdiği şeyi cipher'a gönderecek. Bir yandan da enkapsül edeceği şeyi, mesajı şifreliyor buradan C0. Karşı taraftaki C0 K'yi alınca aslında C0 C1 alınca aslında karşı taraf C0 decode ediyor. C0 decode ediyor kendisi. C0 decode ettikten sonra C0 decode ettikten sonra elinde E oluyor. E'nin de hash'ini alıp C1 buluyor. Eğer ki gelen C eşitse, C prime ise K'yı return yapıyor. Değilse random bir değer alıyor aslında K için. Sadece CPN secure olması için burada. Makarese parametreler, yani burada aslında şifreleme çok hızlı. Sadece XOR farkınız gibi. Kyber'la yarışan bir şifreleme hızı var aslında. Diğer taraftan deşifreleme biraz yavaş. Key üretme çok çok yavaş. Key boyutu çok uzun. Yani bir burası bakarsanız burada 1 megabitlik bir veri var aslında. Secret Level 5 için. En sayısı işte mesajın uzunluğu 8000'lik. NIST 60'ından geçen sene çalışmıştık. Bu sene ben bunlara hiç bakmak istemiyorum. Ataklara geçelim isterseniz. Ataklarda aslında biz yapmamız gereken şey bu sendrom decoding problemini atak yapmak aslında. Bizim aslında yapmamız gereken şey burada öyle bir H matrisimiz var ki sütunları H1, HN aslında. Bunlar toplanmış. Yine S'ye toplayacağım. Sıfır adacık aslında. Bu olabilir W tane. W da olabilince küçük bir sayı aslında. Bunları bulabilir miyim? HC1, HC2, HCW. Bunları rastgele denerim ben. Bunların üzerinde. Rastgele deneme yaparım ben. Exhaustive search ile. Yani ne yapacağım aslında? Önce bir H1'i alacağım. Daha sonra bundan sonrakilerdekini deneyeceğim, alacağım bir tanesini. H2 diyeyim. H2'yi şuradan aldım. Yani HC2'yi şuradan aldım. Daha sonra bundan sonrakilerden HC3'ü alacağım. HC'ni alacağım. Dolayısıyla aslında buradaki her bir satır için aslında neyinin iyili tane aslında neyinin iyili tane aslında şu toplama işini yapıyor aslında. Seçilip şu toplama işini yapıyor aslında. Buna bir kalın sütun eklemesi diyeceğiz aslında biz burada. Sütun eklemesi yapılıyor. Dolayısıyla aslında her satırdaki N1, N2, NW. Tabii ki W büyükken bunların tabii ki çok küçük kalıyor bunlar. Burası bu kompleks aslında NW ile aslında ağırlıklandırıyor. Dolayısıyla aslında exhaustive search, yani deneme yanılma yöntemiyle bu ana tabulmanın aslında maliyeti N'in W'su tane denemeye denk aslında. Diğer taraftan birthday decoding, yani doğum günü paradoksuyla dayanan bir decoding yöntemi aslında. Buradaki mantık aslında H matrisini ikiye bölmek. H1, H2 olaraktan aslında. Beklenti aslında W tane takip ediyordum ben komple hepsinde. W tane ben sütun seçecektim buradan. Yarısını buradan, yarısını buradan seçeceğim. W2 tanesini. Yani N bölü 2'de W2 tane. N bölü 2 tane de W2 tane. O yüzden oradan 2 tane gelecek. Daha sonra eğer ki bunlar kesişim denemenin maliyeti aslında bunların karesi kadar bölü toplam kod kadar aslında. Burası aslında toplam
bir iterasyondaki aslında yapılan işlemlerin sayısı aslında. Peki yani bir iterasyonumuz yaptıktan sonra hemen bir sonuç bulacağız mı aslında? Burada W2'den dedik, burada W2'den dedik. Bulamayacağız tabii ki. Bunun bir olasılığı var. Yani bizim W'luk bir hata vektörümüz veya e-mesajımızın bu şekilde W2 W2'de olması olasılığı aslında. Burada W2 olması aslında n'in ikilisinde W2'den seçim yöntemi var. Burada n'in ikilisinde W2'den seçim yöntemi var. Çarpımı bölü n tane W seçim yöntemi var. Olasımız bu aslında. Bunu da biz tabii olasılabilirsek toplam kaç tane yapmamız gerektiğini buluruz aslında. Burada işlem yaparsak aslında 2 tane NW tabii de artı bir de operation sayısı geliyor. Bu solution sayısı geliyor. Bu neden geliyor aslında? Biz burada sadece bir tane çözüm istemiyoruz çünkü bizim burada birçok çözüm var aslında. Biz bu birçok çözümü aslında daha sonra bu kurduğumuz yapı üzerinden diğer çözümü bulmamız lazım aslında. İnternet kesişmek diğer çözümü bulmamız lazım aslında. Onun da aslında maliyeti n'in w'sunda n-k tane her bir kesişimdeki her bir sütun vektörünü tek tek bakmak aslında hepsine. O kesişimde mi değil mi diye aslında L1, L2'nin içindeki kesişimde mi değil mi diye aslında. Bütün çözümleri bu şeyi çıkartabilirim ben. Aslında bunun bir iyileştirme yöntemi bazı tabii ki buradaki bazı yerler epsilon bit kadar aslında burada W2 kadar değil buradaki W kadar aslında. Ya burada aslında epsilonluk geri aslında W2'nin epsilon kısmını çakışabilir belki bizim burada. Buradaki şuna çakışabilir aslında epsilonlu kısmı. Öyle bir ihtimal arası çakışma ihtimali aslında. Onu da aslında n'in ikisinde epsilon tane de biz H1'i H2'de n2 artı epsilonluk miktarda biz aslında W2'yi ararsak aslında olasılığımız tabii ki biraz daha artmış oluyor aslında. Öyle bir ihtimal gelme olasılığı. Çünkü burada epsilon bizim sıfırdı. Biz bunu yaklaşık bir kabul edecek bir epsilon seçersek aslında. Yaklaşık bir seçecek bir epsilon yaparsak aslında. O zaman biz tek bir denemede hiç olasılığa gerek kalmadan tek bir denemede biz çözüm bulmuş oluruz aslında. Bu çözümü de biz toplam her bir çözüm için devam edeceğiz aslında. İki tane bundan ve bütün çözümler için böyle bir şey yapmamıza gerek aslında. Toplam kostumuz bu şekilde olacak. Tabii bunun bir çarpan olabilir aslında. Aslında bunların çok trivial yöntemlerdi. Bunların yanında Prangen'in 1962'nin yaptığı bir yöntem var aslında. Onun yaptığı yöntemde aslında şöyle bir şey yapıyor. H matrisi var elinde aslında. Elindeki H matrisini önce bir sağdan P matrisi çarpıyor rastgele P matrisi, P permütasyonuyla. Seçtiği P çarpı P permütasyon sonra bir Gaussian eliminasyon yapıyor burada. Burasının 1 olması bekliyor. 1 olmazsa başka permütasyon tekrar deniyor bunu. Burasının Gauss'un eliminasyonu buraya bir birim atı döndürüyor. H çarpı P'yi birim atı döndürüyor aslında. Bu da tabii ki şey demek aslında soldan uğru çarpışına demek aslında. Yani sağdan çarpmak aslında sütun operasyonu soldan çarpmak da unutmayın satır operasyonu denk geliyor aslında. Bu satır operasyonu yaparak aslında bunu birim atı döndürmüş burasını. Şimdi bundan sonrası beklenen şey aslında bizim hatalarımız aslında burada olması beklenen aslında. Yani burası n-k'lık bir yer. n-k tane satır var. n-k tane sütun var burada. Burası da k'ya k'lık bir yer. Evet. Dolayısıyla aslında bizim spesifik bir tane çözüm bulmamız spesifik bir çözüm bulmamız aslında olasılığı bu sefer. n-k'lık yerde biz w'lük weight'lik bir iş, w'lük tane orada hatamız olması istiyoruz aslında. Hatamız orada olsun. Toplamı zaten n'lik de aslında n'in w'lu. Olasımız bu aslında. Bizim ilgili vektörümüzün burada olması olsun. Yani bizim aradığımız n'imizin böyle olması aslında bu şekilde. Böyle bir olasılığa denk gelir aslında. Peki spesifik bir tane arıyorsak yani bizim hakikaten aradığımız ciphertext gibi bir şeyse aslında o da. Bu da n-k ama bunun tabii minimum 2 üzeri n-k nk. Bu aslında tabii ki şeye denk geliyor aslında. Bu n'in omegalısı aslında 2 üzeri nk'dan büyük olabiliyor. Gilbert Parmelee'den büyük seçerse w aslında. O yüzden minimum seçersek aslında o spesifik bir tanesini de burada aramış oluruz aslında. Olasılığımız böyle bir olasılık oluyor. Tabii buralarda biz hani bir öncekinde vardı orada. Buçuk harf bir kalım operasyonuyla biz aslında Gauss elimesi yapıyoruz aslında.
Burada toplam biz aslında kaç tane iterasyonda kaç tane bir deneme yaptık aslında biz burada. Yaptığımız deneme aslında şu kadarlık Gaussian eliminasyon var aslında her bir iterasyonda. Ve buradaki olasılığımız da aslında pardon oradaki denememiz de aslında oradaki denememiz de deneme sayımız da aslında bunun tersi olan n'in w'su n eksi k deneme yaparsak biz buraya bunu bulmuş oluyoruz. Eğer ki bir tane çözüm bakıyorsak bu olası almamız lazım burada. Bunun bir gelişmiş hali aslında Lee ve Brickell'in 1992 78 yılında yaptığı yöntem aslında 78 yılında yaptığı yöntem. Burada bu sefer birazcık sağ tarafa da P'lik bir yer ayırıyor aslında. Sağ taraftan P tane gelsin diye. Sağ taraftan P tane olması aslında sağ taraftan P tane olması buradan aslında W eksi P tane olması aslında bu tarafında. Onun da aslında olasılığına bakarsak aslında olasılığı burada N eksi K'da W eksi P tane seçilme yöntemi arasında bu tarafta da aslında K'lık bir vektör. K'lık yerde P tane seçme imkanımız arasında toplamda N eksi K, N'in W tanesi. Dolayısıyla aslında error'ımızın bu şekilde olma ihtimali bu aslında. Dolayısıyla biz aslında bunun 1 bölü kadar da deneme yaparsak biz aslında o spesifik olan çözüm bulmuş oluruz aslında burada. Da burada şunlar yine Gauss'un eliminasyon yöntem adım sayımız aslında. Aslında bu yöntem yine Prandtl'in algoritmasından en fazla şu kadarlık bir fark oluşturuyor. Yani toplam çarpım yöntemi aslında şöyle bir fark aslında oluşturuyor. Tabi buradaki en optimal seçim yöntemi aslında P'nin iki seçilmesi. Çünkü biliyoruz şuradaki P çok küçülürse aslında buradaki şu W eksi omega bu değer yine küçülüyor aslında. Olsa küçülüyor. Dolayısıyla aslında P'nin ikisi en optimal zaten Lee ve Brickell bunu zaten P eşittir 2 için sundular. Bu genel hali tabii ki. Stern algoritması, Stern Dumer'in beraber yaptığı, daha sonra Dumer'in de katkısı olan algoritma aslında. Lee-Brickell algoritmasının aslında Bird ile decoding'le birleştirmek aslında. O da şu demek aslında bir şekilde burasını bir mat yapalım. Burası H prime, double prime olsun, burası H prime olsun matrisimiz, burası sıfır olsun. Bu hale getirirsek aslında biz şu kırmızı yeri Bird'de decoding'de çözeriz. Burayı bir önceki yöntem çözeriz yani. Bakın şurası aynen şey yöntemi. Lee ve Brickell'in yöntemi. Şu aşağısı Dumer'in yöntemi. Burası Bird'de problem çözülürse aslında Dumer algoritması alıyor. Eğer enumeration'ı çözersek aslında bir tek tek Bird'de tek tek sayarsak aslında Lee-Brickell algoritması oluyor. Yine permütasyon seçiyoruz. Seçtiğimiz permütasyona göre Gauss elimesi yapıyoruz. Eğer ki hakikaten matrisimiz bu şekilde dönüşürse aslında, bu şekilde dönüşürse dönüşmezse de baştan P seçenekten devam ediyoruz burada. Dönüşten sonra biz şurada H prime, E prime'de bir E prime bir yer bekliyoruz aslında. Bird'de decoding ile. E prime'ı bulduktan sonra E prime'ın bütün hepsini bulduktan sonra bakın o Bird'de decoding'deki o bütün hepsini bulmanın aslında önemi burada ortaya çıkıyor. Bütün hepsini bulunca aslında daha sonra diğer taraf W eksi P tanesi E double prime tarafından bulunacak aslında. Dolayısıyla buradan E double prime kısmından da belki W eksi P tane bulabilirsek bir şekilde biz E double prime, E prime vektörünü return yapıyoruz. Bunun aslında bizim hatamız aslında P'lik permütasyonu çarpmış hali aslında. Tabi bunun kompleksisi yine her iterasyonda bu kadar Gauss eliminasyon var. Bu kadarlık bir birthday algoritmasının karmaşıklığı var aslında. Yine burası da aslında Berkeley'den geliyor. Fark edersin burası Berkeley'den geliyor. Şu altlar da yine alttaki de aslında benzer bir şekilde gelmesi lazım bu. Burada bu kadar gelmesi lazım. Up to constant factor demiş burada. O bugün bunun constant 2 olmasından geliyor. Aslında şurada zaten 2 olması lazım fark ederseniz. Dolayısıyla aslında up to constant factor eden aslında bizim her iterasyonun yapmış işlem sayısını söylersek aslında olasılığımız ne peki bizim olasılığımız? Tabii ki bizim burada yine P ve WXP gibi dağılması aslında böyle bir olasılık oluyor.
1 bölü p infinitesi n infinit oluyor. Dolayısıyla bu kararlılık denemi yaparsak aslında biz o spesifik değeri buluyoruz aslında. O spesifik değerden de bununla da aslında biz bu sayımızı çarparsak şu şekilde bir karmaşıklık elde etmiş oluruz aslında. Buradaki bunların önemli neden aslında bir şekilde sayma işlemleri aslında bu karmaşıklığın hepsinin ortaya çıktığını görmek aslında. Ben çok keyif aldım bunları çalışırken. Şimdi bunun aslında improved bir yöntem var aslında. Improved yöntemde tabii improved yöntemde aslında H1, H2 gibi ayırmak yani aslında H'lik bir bölgede aslında biz hepsini W2'ye ayırabiliriz aslında. H ile çarpmış yöntem aslında. Diğerlerine sıfır gelir büyük ihtimal. Burada arayalım biz. L1 ile L2'yi böyle seçelim. Öbür tarafa bakarsanız burası H1 ve H2 idi. Bu tabii ki bundan nasıl bir reprezentasyon olacak aslında. Dolayısıyla aslında E'mizin aslında biliyoruz ki biz E1 artı E2 gibi aslında W'nin ikili tane seçilmesi yöntemiyle aslında E'yi biz bu şekilde reprezent edebiliriz. Bu bir claim aslında. Dolayısıyla aslında bu şekilde deneme yaptığımızda L1 ile L2'yi seçtiğimiz aslında bu tarafta yaptığımız karmaşıklık. Ha, burası H matrisi, H prime, H double prime. Kırmızı yapılan matrisi karmaşıklık bu şekilde. Orası bir önceki algoritmadan. Birthday decodingli. Burası mavi kısımdan gelen karmaşıklık. Aynen orada görüyorsunuz. Bunlar da hepsindeki L1, L2'nin içinde mi değil mi denemek aslında. Parametreleri biraz daha güzelleştirmek için aslında 2R yaklaşık ortadan W bölü 2 binom kasayı seçebilir aslında. O da niye aslında? Onun şu an hiç hatırlamıyorum. Ve şu denkliği kullanarak aslında bu karmaşıklığı böyle bir şey düşürüyoruz. Bu da aslında bakarsak asimptotikte aslında n'in omega galısının karekökü. Çünkü bu değer aslında evet. N'in omega galısı bölü 2 üzeri 2 üzeri w. 2 üzeri w. Aslında bu küçük konotasyon yani bu w ile alttan sınırlı demek aslında. Son olarak aslında buradaki yöntem birisi May, Maurer ve Tom aldık. Pardon, bir tane daha arası genelde aslında. May, Maurer aslında bu yöntemi kullanıyor. Bu improved decoding yöntemi kullanıyor. Improved birthday decoding kullanıyor aslında. Bu yöntemi kullanarak ve parametre doğru düzgün seçerek aslında epsilon değerlerini düzgün seçerek aslında kompleksiteyi aslında şöyle bir değeri değiştirebiliyor. Yani oradayken epsilon değeri Maurer, M ve Maurer'inkinde aslında epsilon değeri çok fazla önemsememişti ama burada epsilon değerini daha düzgün seçerek işte W kare bölü 4 N'e yakın seçerek belki hatta onu çok çok altta seçerek aslında onu olasılığını tayin ederek aslında düzgün bir olasılık hesabıyla bir kompleks çıkartıyorlar aslında burada. Evet gelirse bunun kıyaslama yöntemlerini kıyasladığımızda bunları ilk yöntemimiz aslında buradaki yöntemde bakarsak karmaşıklığımız aslında ratingimiz %50 olduğunda W'muz 0,11 N olduğunda şöyle bir karmaşık çıkıyor aslında. BCM'e doğru artarak gidiyor. Tabii ki ratingimiz arttığında birthday decoding'in şey yapması hemen diğerleri azalıyor. Alfa katsayısı. O da zaten şu C sayımız da şurası aslında. Dolayısıyla bunun security seviyesi düşmüş oluyor burada. Buraya kadar aslında biz information set decoding yaptık buraya kadar. Bundan sonra message ataklar var aslında. Message ataklar. Bunlarla ilgili çok kısaca bahsetmek istiyorum aslında message ataklarla ilgili aslında. Aslında bakarsak baştan bir aslında bizim şöyle bir sansürümüz vardı. GOPPA kodlar veya seçilen hangi kodlarsa aslında birbirine olan bir permütasyon izomorfizması bulması problemi zordu aslında. Zor problemdi.
Bu program hakikaten zor mu? Bununla ilgili şu an bakacağız. Yani böyle bir sigma var mı ki C1, C2 eşit olacak şekilde ben bunu bulabilirim ki sigmayı? Ben onu eşit mi diye aslında. Çünkü bu bir şekilde C1, C2'nin denklik problemi aslında. Bunun için aslında signature'lar lazım. Signature'lar aslında kodun signature demek aslında. Bir sigma permütasyonuyla kodu değiştirdiğim zaman onun yiyince özelliği de sigma ile örtüşmesi, değişmesi gerekiyor aslında. Bunun biraz önemini vereceğim aslında. Fully discriminant signature'da bütün farklı IJ'ler için signature'ların birbirinden eşit olması gerekiyor signature değerlerinin. Refined ise bunun bir J subsetinde truncation yani bir şekilde puncture aldığı zaman aslında kodlar equivalence'a puncture eşit equivalence'a. Dolayısıyla aslında bizim signature'larımız altta da sağlanır aslında. Dolayısıyla alttaki kodlardan bir sigma'yı bulup yukarı kodları yollayabiliriz aslında. Burada bir signature örneğimiz var aslında. Signature'ın burada weight matrisi. Weight matrisi aslında burada bir invariant. Invariant yani aslında burada görüyoruz ki şu an mesela korunuyor mesela. Nasıl burada? Bu C kodumuz. C kodumuz aslında biz üçüncülerde pardon birincide punch yaparsak, birincide punch yaparsak bunları elde ederiz. Bunun weight aslında burasının weight'i 1, weight'i 2, weight'i 3. 1, 2, 3. Burada biz bunu ikincide punch yaparsak, ikincilere punch yaparsak bunlar oluşuyor. Burada iki tane x kare, iki tane ikilik weight'imiz var aslında. Üçüncülere punch yaparsak böyle weight oluşuyor. Dördüncülere punch yaparsak bu kod oluşuyor. Bunu da bu şekilde oluşuyor. Weight enumerator polinomu aslında. Bu şu demek aslında. Weight 2 olan iki tane kod word var. Weight 3 olan bir tane kod word var. Gördüğünüz gibi. Ben de çünkü SHT uyguladığımız aslında iki kod olaraktan. Göreceğiz ki aslında burada bizim kodumuza uyguladığımız permütasyon aslında kodumuza uyguladığımız permütasyon sigma 1 3'e gidiyor. Sigma 1 3'e gidiyor. Neden aslında? Bu sigma 1 bakarsanız 3'e gitmiş şurada 3'üncüye. 2 1'e gitmiş, 2. 1'e gitmiş. 3 3. 4'üncüye gitmiş. 4. 2'ye gitmiş aslında. Bu sigmayı kodları uygulayın bu ne dersiniz? Aslında bu şu demek, bütün farklı IJ'ler için bu sağlanıyorsa, bu şekilde bir korunum varsa bunu aslında full discriminant signature diyoruz. Bu aslında bu puncture edilmiş hali aslında bir signature aslında kodların signature'ı. J kodun birdeki puncture'ın signature'ı bunlar. Bu full discriminant bir signature. Niye discriminant aslında? Discriminate ediyoruz aslında biz C ile C prime aslında. Bu sigma birbirine denk oluyoruz ki aslında. Dolayısıyla aslında bu yöntem kullanarak aslında kodumuz üzerinde weight enumerator matrisini ki CI'yi da şu şekilde weight enumerator seçersek aslında weight enumerator şu şekilde seçersek aslında C ve C'nin dualinin intersection'ı buradaki bu seçim altında böyle increasing bir sıfırdan başlarken increasing bir yapımız aslında. Increasing diskriminansı ile biz full diskriminantı bulun aslında signature bulduğumuz zaman biz C kodunun aslında SR için verilen sigma aslında o komple C1, C2 biten sigma diye ortaya çıkıyor aslında. Ha burada bu GOPPA kodu için bunlar geçerli mi? Ona bakarsak aslında GOPPA kodu için GOPPA kodu için bunun aslında geçerli olmadığını görüyoruz. Ki GOPPA kodları aslında genel liste olan kodların bir alternatif kodu. Çünkü genel liste olan kodları uzatlamadığı için bunu saf bir kodlar alınıyor. O kodlar alternatif kodlar deniyor. Onlar arası GOPPA kodları tanımlayabiliyoruz biz. B'yi bu şekilde seçip A'yı bu şekilde seçtikten sonra aslında. Alternatif tanımı zaten G'leri biz indirgen polinom seçersek G polinomlarımızı bunların alfa cilerdeki hesaplamaları aslında diye söyleyebiliriz biz burada. Dolayısıyla GOPPA kodlarından sonra aslında binary GOPPA kodlarından sonra bir sürü tanımlar geldi burası aslında. Öneriler geldi aslında. Bu önerilerden işte polar kodlara kadar giden bir öneri ailesi var aslında görürseniz burada ama çoğuna atak yapıldı burada. Şu an atak yapılmayan aslında bir binary GOPPA kod kaldı. Bilmiyorum polar kod yapıldı mı bilmiyorum ben.
Dolayısıyla aslında binary kopya kodlar var, alternatif kodlar var, işte çok yüksek derece olmayanlar aslında. Bazı wild kopya kodlar için ataklar geliştirildi aslında. Benim sunacaklarım bu kadar. Evet. Sedat Hocam, benim sunacağım bu kadar Oğuz ama Hoca'ya sunum için teşekkür ederiz.